السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادات، مدد يا مشاهدين، مدد يا سوء، ما شاء الله، مدد يا سادة، مدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في باب الجنة. Hayvanlardan, koyunlar, cennet hayvanlarından da der. Peygamber buyuruyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El ganamu min devab bel cennah femsahu rugamaha ve sallahu fi marabidiha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yine. Koyunlar cennet hayvanlarındandır. Onların üzerinde toprağı, rahatsız edici şeyleri siliniz ve ağlarında namaz kılınız. Yani onlara hem iyi bakılsın, hem ağlarında namaz kılmaya bir mahsur yok. Burada cennette demek koyunlar cennet hayvanlarındadır. Mübarek hayvanlar bunlar. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faddaltu alel enbiyâ bi sitten ve utîtu cevâme el-kelim ve nusurtu bir-râb ve hallet liyel ganâim وجعلت الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيين نبيون. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki altı şeyde diğer peygamberin daha üstün kılındın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu altı şey çok şeyler var daha üstünlüğü peygamber başka peygamberler var ama bu altı şeyleri zikrediyor burada. Cevâme-i kelim az sözle çok şey ifade etme kabiliyeti bana verildi. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi küçük olur ama onun binlerce cilt kitap yazılır. Şey, insanlar ondan hikmet çıkarır, mavuza çıkarır, her şey çıkarır. O küçük bir şeyle o Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e nasip etme. Düşmanların kalbine korku vermekle bana yardım edildi. Peygamber'in bir savaşa çıkacağı vakit, o çıkmadan önce karşıdaki düşman kalplerine korku veriliyor. Daha gelmeden moralleri bozulmuş oluyor, sıfır ermiş oluyor. Ondan sonra Allah Peygamber Efendimiz'e nusret veriyor. Ganimet malları ümmetler içerisinde sadece bana helal kılındı. Daha Peygamber Efendimiz sallallahu önceki şeyde ganimet olmaz. Onları bir yere konurdu. Ganimetler toplanır. Savaş olduktan sonra o ganimetler ortaya konur. Açık bir yere bir ateş gelir gökyüzünden ona yakıp giderdi. Onlar istifade etmezlerdi. Ama Peygamber Efendimiz'in ümmetine ganimetler halal kılındı. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzü Peygamber Efendimiz'in hürmetine hem mescit hem temiz kılındı. Yani bu daha önce öyle değildi. Peygamber Efendimiz'in hürmetine onun nuruyla, onun şanına yakışarak bu toprak da temiz oldu. Daha önce temiz sayılmazdı. Toprakla şey yapmak, teyemmüm etmek ya herhangi bir şey yapmak temizlik değildi. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında o hususiyet verdi yani. Daha önce olabilir toprak gene toprakla elini yıkasan filan temiz olmazdı. Şimdiki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen o hususiyet temizlik yapıyor toprak. Her bakımdan temiz hem abdese hem gusül olarak su olmadığı yerde onlar temizdir. Yapabiliyorlar. Bütün insanlığa gönderildim.
Eski peygamberler herkes veli kulli ümmeten had diyor. Her ümmete, her bir kavme peygamber günü ayrı ayrı gönderilirdi. Hepsine değil. O kime memursa oraya gidecek. Şu şehre git. Oranın insanlarını sen dinine davet et. Öteki köye git, kasabaya git de tayin edilerek onlara giderdi. Ha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese ta kıyamete kadar bütün dünyaya hem insanlara hem cinlere hidayet olarak hepsine umumi olarak gönderildi. Ve peygamberlik benimle son buldu. O da peygamber tabi ondan sonra peygamber olmadığı için o altıncı hususiyet peygamberimize gene verilmiştir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس بعثت إلى الناس كافة ودخرت شفاعة الأمة ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لحد قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki 5 şeyde diğer peygamberden daha üstün kılındım. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderdim. Yani kâffeten ve ammeten umum olarak bütün insanlara gönderildim. Öteki de peygamberler dediğimiz gibi sırf bazı bölgelere gönderildi, bazı memleketlere gönderildi, bazı kabilelere gönderildi. Peygamber Efendimiz'in hepsine bütün kabile, dünya, memleket, şehir, kasaba, köy kıyamete kadar bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Ona inanan şanslıdır, inanmayan bedbahtır. Şefaatimi ümmetim için sakladım. Şefaat, Peygamber Efendimiz'in şefaati dünyada isteseydi dünyada kullanırdı ama onun şefaati kıyamet günü için saklıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetini cehennemden kurtarsın diye onu gene o özelliği Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Onu kıyamete saklaması için izin verilmiştir. Önümden bir aylık mesafeden, arkamdan bir aylık mesafeden düşmanların kalplerine korku vermekle bana yardım edildi. Yani düşman hem önündeki düşman korkuyor. Hem arkadan gelip de vuracak olan insan o da korkuyor. Kalbinde korku var. Gelemez. Hem bir ay mesafe. Bir ay mesafe. Yani buradan en azından Adana'ya kadar ya daha fazla olabilir. Benden önce hiçbir kimseye helal kılınmadı. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketine, onun yüzü hürmetine dünya mescit ve temiz olarak. Daha önce de mescitler mescit olduğu yerde kılması lazımdı. Oradaki Peygamberimizden önceki insanlar yerleri vardı. Mescit yahut mescit gibi olan yerlerde oradan kılması lazımdı. Peygamberimizin bütün dünya mescittir. Ganimetler bana helal kılındı. Benden önce hiçbir kimseye helal kılınmamıştır. Yani mesela gene aynı şekilde Peygamber Efendimizin yüzü hürmetine onları istifade etmek için ümmetine helal kılınmıştır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت بأربع جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب مسيرة شهرين يسير بين يدي وحلت لي الغنائم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki 4 şeyle diğer peygamberin daha üstten kılındım. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Ümmetimden herhangi bir kişi namaz
kılmak istediği zaman üzerinde namaz kılacak bir şey bulmazsa yeri toprağı mescit ve temiz olarak bulur. Hem toprağın üstünde kılabilir, hem abdest yoksa oradan teyemmüm edebilir diyor Peygamber. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Yani bütün insan, hiçbir insan ve cin olarak gönderilmiştir Peygamber Efendimiz. Ben bilmedim, etmedim. Herkes bilir onun peygamberliğini. Önümden iki aylık mesafede gidenlere, düşmanlara korku verilmekle bana yardım edildi. Ve ganimetler bana helal kılındı. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fadaltu bi erba'in ce'altu ana ve ummeti fi s-salâh kemâ tasuffu'l melâike ve ce'ale s-sa'îdu li vudûan ve ce'alet lil ardı mescidan ve tahûran ve uhillet lil ganâim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dört şeyde diğer peygamberlerden daha üstün kılındım. Ben ve ümmetim namazda melekler saf tuttuğu gibi diziliriz. Melekler saf saf tutarlar. Mevlid'de dediği gibi saf saf tutup bizim namazda durduğumuz onlara benzer. Saf olarak, düzgün olarak durmamız meleklere benzer. Başka alanda yoktu bu. Toprak bana temizleyici kılındı. Yer bana mescid ve temiz kılındı. Ganimetler bana helal kılındı. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sebb-u vebâtin la tecûzu fiyâ salâh zâhir beytullâh vel mekbere vel mezbele vel meczere vel hammâm ve atnul ibn ve muhacretu tariq. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kâbe'nin damında mezarlıkta, yani şeyin içinde, mezarlıkların içinde, çöplükte, mezbahanede, hamamda ve deve yatağında ve yol ortasında olmak üzere yedi yerde namaz kılmak caiz değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sallu fi marabidil ganem ve la tusallu fi a'tanil ibil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki koyun ağlarında namaz kılın. Ancak deve yataklarında kılmayın. Yani ikisi de mübarek hayvan ama demek Allah'ın hikmeti koyun yeri daha temiz olarak şey ötekisi devenin olduğu kılınmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sallu fî marâbidil ganem ve lâ tusallu fî a'tânil ibil fe enne hulikat mineşşeyâtîn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki koyun ağlarında namaz kılın ancak deve yataklarında kılmayın. Çünkü onlar develer şeytanlardan yaratılmıştır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyunların ağlarında kılın ama deve demek ki şeytandan nasıl Allah'ın hikmeti ele yaratılmış. Onun için orada kılmayın diyor. Çarpılırsınız. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sallu fî mâ râbetil ghanem ve lâ tevaddâ'u min elbânihâ ve lâ tevaddâ'u min elbânihâ ve lâ tusallu fî mâ râbetil ibil ve tevaddâ'u min elbânihâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki koyun yatak ağlarında namaz kılın. Ancak sütlerinden içmekten dolayı ise abdest almayın. Yani o su bulmazsanız koyunun sütünden abdest almayın diyor. Yani su, süt var ondan abdest almayın. Yok olmaz diyor Peygamber. Deve yataklarında ise namaz kılmayın ve sütlerinden içmekten dolayı abdest alın. Yani devenin yatağı yattığı yere namaz caiz değil ama sütünden abdest almak caizdir. Allah'ın hikmeti. Her şeyde bir hikmet var yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sözleri milyonlarca hikmet var. Allah alem hikmetinde. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nehâne sırâ'a alel kubur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Resulullah
mezarlara doğru namaz kılmayı yasaklamıştır. Yani mesela mezarlıkta olsan, açık yer varsa şey olur ama onun kabre karşı ya onun karşı bir şey koymak lazım ki şey yapmasın diye. Caiz olsun diye. Sadaka Resulullah fil makale ve kemâ kâl. Ziyade ve şeref Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahâb-ı kirâm ve ilâ ruh cemî'l enbiyâ ve mürselîn hudemâ şerâin ve ilâ ruh el-eimmetil erbâ ve ilâ ruh meşâihina fi tarîkatin nakşibendiyyetil aliyye khâsat imâm tarîkat gavtul halîfe Hâce Bahâuddin Muhammed ve Yusuf el-Bukhâri Seyyidin Abul Khâlif ve Rezivâni ve ulan Şeyh Şerâfuddin Dâhsâni ve ulan Şeyh Abdullah Fâzı Dâhsâni ve ulan Şeyh Muhammed Nâzım Hâbil Hakkâni ve sâir sâdâtin ve sâdâtin ve menâhâl fâdâtin ve civârihim Hâsâni ve râkâdî râfâkâ Hâce Mustafa Turâbî cümlemizin geçmişler olsun. Şehit şuharları, Allah'a emanet olun. Teala Fatiha.